Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz kripto paralar. Uzun süredir kripto paralarla ilgili bir video çekmiyorduk. Bugün hem madencilik olaylarına bir değinelim hem de kripto paralarla ilgili bir video çekelim istedik. Biliyorsunuz son dönemde kripto paralar cephesi biraz karışık. CZ son olarak istifa etmişti biliyorsunuz Binance CEO'su. Yani Binance gidince aslında kripto para diye bir şey kalır mı? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Genel olarak Binance tarafındaki depremin kripto paraları çok olumsuz etkileyebileceği konuşuluyordu. Ama korkulan olmadı. Yani böyle büyük bir düşüş söz konusu olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla halihazırdaki o stabil durum korunuyor diyebiliriz. Son dönemlerde hem Ethereum hem de Bitcoin cephesinde belli yükselişler gerçekleşti. Bu yükselişlerle birlikte yatırımcının ilgisi de tekrardan yavaş yavaş kripto paralara doğru yönelmeye başladı. Tabi buradaki 1-2 sene önceki o parlak dönemi söylemiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz herkes deli gibi coin alıyordu. Yani kahvede bile yaşlı dayılar kripto para sohbeti yapıyorlardı. Öyle bir dönemden geçtik. Doge ile ne bileyim Bitcoin çok fazla şey olmadı ama özellikle böyle Dogecoin gibi, BTT gibi ufak coinlerden çok fazla para kazananlar olmuştu. BitTorrent falan vardı hatırlarsınız belki. Şimdi bu parlak döneme kıyasla tabii ki çok söylüyorum. Yani o döneme bir daha geri dönülür mü? Ben çok düşünmüyorum arkadaşlar. Yani en azından kısa vadede böyle bir şeyin olması çok mümkün görünmüyor. Biliyorsunuz o zamanlar Ethereum 4000 doları falan aşmıştık. Şu anda 2000 dolar seviyelerinde. Bitcoin deseniz 60 bin küsür dolarlara fırlamıştı. Şimdi 40 binleri görmekte zorlanıyor. Dolayısıyla o parlak dönemler biraz uzak geliyor bana. Ama tabii ki zaman neler gösterir bilinmez. Bir de CZ'nin gitmesi ne bileyim bence kripto para piyasası için çok iyi olmamış olabilir. Gelelim arkadaşlar kripto para madenciliğine. Biliyorsunuz Ethereum'la birlikte aslında kripto para madenciliği de bir anlamda son bulmuştu. En azından Türkiye için. Halihazırda Ethereum haricinde kazılabilecek birçok coin yok mu? Evet var. Ama Ethereum gibi kar getiren bir coin yoktu arkadaşlar. Ki hala da yok. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Son dönemlerde dolar kurundaki artışlarla birlikte Ravencoin biraz daha kazılabilir duruma geldi. Elektrik ücretlerini falan düştüğümüzde size az çok bir para bırakıyor ama öyle yine aman aman Ethereum'daki gibi bir para bırakması söz konusu değil. What2Mine diye bir site var biliyorsunuzdur belki. Burada ekran kartı modellerinizi vesaire girerek hangi coin'den ne kadar kazanacağınızı görebiliyorsunuz. Ekran kartı modelinize göre kazanacağınız para da değişiyor arkadaşlar. Örneğin şu anda Radeon kartları çok popüler değil. Bu alanda Nvidia kartlarının bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Genel olarak hala kripto para madenciliği yapanlar zaten Nvidia kartlarını tercih ediyorlar. Ama dediğim gibi artık kripto para madenciliği eskisi gibi para getiren bir yol değil. Dolayısıyla bu işi yapanların sayısı oldukça azaldı. Zaten sarı siteye girdiğinizde bir bakıyorsunuz hala ekran kartı dolu. Satılmıyor çünkü arkadaşlar. Yani o kadar çok ekran kartı boşa çıktı ki. Yani belki bir adamın madenciliğinde yani böyle 30-40 tane kart vardı ve Ethereum madenciliğinin sona ermesinden sonra bu kartların hepsi boşa çıktı. Dolayısıyla bu kadar kartın aynı anda piyasaya çıkması dengeleri değiştirdi. Sonuçta artık günümüzde kasa oyunculuğu çok fazla yok. Herkes önümde de görmüş olduğunuz gibi bu tarz laptoplarla bu işleri yapıyor. Yani oyun oynayacaksa adam gaming laptop alıyor. Yani kalkıp da kasa toplayanların sayısı artık günden güne azalmış durumda. Niye? Adam bunu alıyor. Yazlığına da gidiyor. Başka yere de götürüyor. İşte madencilik yapanlar da oldu bunlarla arkadaşlar. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla her türlü kullandılar bunları. Artık o yüzden çok fazla kasa bilgisayarı toplayan olmadığı için bu ekran kartları hep boşta kaldı. Peki şimdi ben madencilik yapmak istesem hangi coin'i kazanırım diye sorabilirsiniz. Dediğim gibi What2Mine sitesine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ekran kartı modelinize göre kazancınız çok fazla farklılık gösteriyor. Hatta artık Ethereum olmadığı için her gün bakmanız önem teşkil ediyor. Neden? Çünkü atıyorum X coin kazıyorsunuz. Bugün o güzel kazandırıyor. O bayağı para getiriyor diyorsunuz. Ertesi gün herkes ona geçince zorluk seviyesi artıyor. Kazançları inanılmaz oranda düşüyor ve başka bir coin ön plana çıkıyor. Ne yapacaksınız? Bu sefer o coin'i kazmaya başlayacaksınız. Dolayısıyla bu iş artık biraz daha uğraş gerektiren bir hale gelmiş durumda. Eskiden neydi? Biz Ethereum'u ayarlıyorduk. Direkt Ethereum kazıyordu. Hiç uğraşmamıza da gerek yoktu. Neden? Çünkü en fazla kazandıran Ethereum'du. Ethereum'u yani seneler boyunca geçen belki 1-2 coin olmuştur. O da 1-2 haftayı geçmemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımız zaman eğer ben madencilik yapacağım diyorsanız her gün What2Mine sitesine girip hangi coin'in ne kadar kazandırdığına bakmanız gerekiyor. Bunu sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım. Halihazırda arkadaşlar
arkadaşlar, pek çok ekran kartı için Ravencoin şu anda kazançlı. Ama önümüzdeki süreçte Ravencoin'i bir Xcoin geçer mi? Bunu kestirmek güç. Eğer ben hala ya ekran kartı madenciliğinden para kazanmak istiyorum diyorsanız bakabilirsiniz. Şunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Son dönemde elektriğe büyük bir zam gelmedi arkadaşlar. Yılbaşından sonra eğer elektrik maliyetleri artarsa o zaman muhtemelen kazançlar düşecektir. Hatta belki bir dönem bu dolar mesela 18'e çıkıp işte inmişti çıkmıştı, 11'e düşmüştü vesaire bir şeyler olmuştu. O dönem mesela gelirler çok çok düşmüştü. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman dolar şu aralar 30 liralara yaklaşmış durumda. Yani bu da size iyi bir getiri sağlayabilir. Ama dediğim gibi önümüzdeki süreçte tekrardan kontrol etmek lazım. Mesela bakalım arkadaşlar. Şimdi Wattumine'a girdim ben. 3070 kartımızın olduğunu varsayalım. Hani böyle bir kartımız yok da sallayalım, varsayalım. Calculate dediğimiz zaman Calpo sistemindeki bu şeyle aynı sistemi kullanıyor. Ravencoin'le aynı sistemi kullanıyor arkadaşlar. Bunu belirtelim sizlere. Clor dediğimiz coin şu anda günlük olarak 1.79 dolar kazanç getiriyor. Elektriği düştüğünüz zaman arkadaşlar, ben buraya elektrik kilowatt cinsinden Türkiye'dekini çevirip girmiştim vesaire. Yaklaşık olarak bir 1 dolarlık kazancınız oluyor 3 tane kartla. Yani 30 lira gibi bir kazanç var. Bunu da hani kaba taslak olarak aylığa vurursak 1000 lira gibi bir getirisi oluyor sizlere ki Ethereum zamanında bu getiriler çok daha üst düzeylerdeydi. Gördüğünüz gibi artık 1000 liralara kadar düşmüş durumda. Ha 1000 lira için ya acaba uğraşmaya değer mi diye sorarsanız bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Yani bu noktada biz bir şey diyemeyiz. Kalmıştır yani uğraşabilirim ya da uğraşamam dersiniz. O size kalmıştır. Tabii ki dediğim gibi hani 3 tane kartla değil. Mesela adamın sallıyorum 10 tane kartı vardır. 10 tane kartın getireceği günlük parayı da hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok bir şey de getirmiyor. 3 kart dediğim gibi hani 1 dolar getiriyordu. 10 tane kartın getirdiği parada 6.02 dolar total maliyet. Buradan elektriği çıktığınızda size yaklaşık olarak bir 3 dolarlık bir para kalıyor. 3 dolar da baktığınız zaman ay sonuna kadar 100 dolarlık bir para yapıyor. O da 3000 lira yapıyor. Değer mi? Değmez mi? Bunu kestirmek artık size kalmış. Bu konuda ben bir şey demiyorum. Açıkçası şu anda ben hani bu zamanında yaptım mesela Ethereum madenciliği vesaire ama şu anda bu tablo beni çok fazla böyle tatmin etmiyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Eğer sizin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.